olduğunu sanmıyorum. Kızlarımız eskiden biliyorsunuz sağda solda diğer okullardaydı. Şimdi artık kendileri öz yuvalarında ve eğer kendileri konuşma fırsatı bulursanız hepsi çok mutlu. Bu okulumuzun kırk kanaat parasıyla müdürümüz burada hakikaten büyük özveri gösterdi. Yurdu tabii şimdi sizleri gezme imkanı yok çünkü kızlarımız artık eğitime başladık, orada kalıyorlar. Ama biz açılışta gezdik. Mobilyaları, yerleşim planları, odaların tek tek düzenlenmesi, her şey çok iyi düşünülmüş. İnşallah çocuklarımız huzur içinde yaşarlar. Bir de mezunumuz Sayın Selim Gökdemir, kızlarımıza ev ortamında hissetmeleri için her iki katta da çok değerli mobilyalar, hatta alınmasını bize bıraktı. İstediğiniz yerden siz alın dedi, ben öderim dedi. Çok da güzel iki tane oturma grupları, köşeleri var. Boş zamanlarında orada oturup değerlendirsinler diye. Bunun dışında vakfımızda bundan sonra yapacağımız hedefler, yıllardan beri konuştuğumuz bu konferans salonunda sanırım son toplantımızı yapıyoruz. Vakfımızın girişimi, ondan sonra aldığımız sinyalden neticesinde okul müdürümüzle birlikte müracaatımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteğiyle İzmir Valiliği restorasyonu başlatmış bulunuyor. Tabii bu restorasyon sadece bu gördüğümüz salon değil. Ana binada bu tarafa doğru uzanan eklentinin tamamı restorasyon içine alındı. Ve bunun proje iadesi yapıldı. Proje iadesini alan arkadaşımız bütün bu alanın özel ekipmanlarla rölemesini aldı ve proje çalışmalarına başladı. Sanırım bundan sonra da 3 ay kadar süre var. O 3 ay sonra bu proje bitecek, teslim edilecek. Belediye Anıtlar Kurulu kararından sonra yeniden valilik olarak alınarak inşaat iadesine çıkılacak. İnşallah her şey düzenli giderse seneye İzmir'de pek emsali olmayan yaklaşık 280 kişiye hizmet veren mükemmel bir salonumuz olacak. Yani bu salonu unutun. Bunun alakası olmayan yepyeni bir salon olacaktır. Orada inşallah hep beraber açılışını yapacağız. Bizim bir başka projemiz de bizim ana binamızda artık ciddi oturmalar ve hasarlar oluşmaya başladı. Çatıdan su alıyor. Bu da ciddi bir maddi kaynak gerekiyor. Bunu Sayın Müdürümüz siz dedi, bunu projelendirir de yapılışında ön ayak olursanız, yol gösterirseniz, beraber hareket edersek biz, ben dedi, bunun için dedi, kaynak bulurum dedi, bakanlıktan da temin ederim dedi. Bu ana binayı kurtarmamız lazım. Şimdi plana geçtiğimizde göreceksiniz. Koridorlarda ve koridorların önlerinde ciddi çökmeler başladı. Bunlar daha ilerlemeden bunlara müdahale edip binamızı ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü birinci derece tescilli ve eski eser bırakırsak harap olur. Bunun dışında çok güzel bir gelişme var. Büyükşehir Belediyesi Kent Kitaplığı ve Büyükşehir Belediyesi ile bizim okulumuzun bir kitabı vardı biliyorsunuz. Tarihçesi. Atatürk'ün tarihçesi. Biz bu kitabı bugüne kadar imal etmişiz. Hatta ben bugün de unuttum, arkadaşlara söyleyeyim de. Onu tekrar çıkarsınlar. Bu kitabı vakfımız zamanında Melih Tınal Bey'e yazdırmıştı hocamıza. Ben bu kitabı ihmal etmişim. Bir seneden beri ben bunu okuyorum. Okudukça şaşırıyorum. İnanılmaz okulumuzun tarihçesi, yetişenleri, müthiş bilgiler içeren bir kitap. Şimdi bu kitabın arşivimiz tarandı. Elde edilen yeni bilgilerle yenilenmesi lazım. Bugün Türkiye'de Galatasaray, Kabataş, İstanbul Lisesi, Edirne Lisesi gibi okulların, Ankara Atatürk gibi okulların hakikaten baba kitap diyebileceğimiz bayağı güzel eserler meydana getirdiler vakıfları aracılığıyla ve bunları gururla hem pazarlıyorlar hem de önemli yerlere gönderiyorlar, bize de gönderiyorlar. Biz de inşallah Büyükşehir Belediyesi bu işi üstlenecek ama tabii bu kitabın telif hakkı büyüklerimiz zamanında, evet, Şener Bey zamanında telif hakkını da aldığı için şimdi o kitabı vakfımıza sormadan yenileme imkanları da yok. O nedenle biz bu çalışmaları yaklaşık 15 gün sonra başlatacağız. Ve Büyükşehir'le anlaşabilirsek bir protokol çerçevesinde okulumuzu şöyle ileriye yönelik tarihe ışık tutacak yeni belgelerle, arşivden çıkan yeni belgelerle mükemmel bir eser ortaya çıkaracağımıza inanıyorum. Orada da desteklerinizi bekliyorum.
İzninizle bu vakıf tabi son 10 senede bu hizmetleri yapmadı. Mesela bu salon vakıf tarafından yenilendiğinde İzmir'de parmakla gösterilen bir salondu. 80'li yılların sonunda, 90'lı yılların başında. Ama artık bugün eskidi. Bunun yenilenmesi lazım. Geçmişte bakımızı gerek yıldızlara, gerekse yemekhaneye yapmış olduğu hizmetler, bunun dışında kitap yazma gibi hizmetleri ve tabii bizim için en büyük gurur kaynağı da bizim ana salonda bir tane büyük Türk bayrağı dalgalanmaktadır. O Anıtkabir'de dalgalanmış, şerefli, şanlı bir